Bu dilimde gazetelere bakalım. Gazetelerin manşetlerinde neler var? Sabah gazetesinde katma değer vergisi hilesiyle büyük soygun başlığına bir bakalım. Oto yıkamacıdan eczaneye, kuaförden restorana kadar binlerce esnaf sattığı ürün ne olursa olsun fişi gıda maddesi olarak kesiyor. Yüzde 10 yerine bir KDV ödeyerek vergi kaçırıyor. Düşük KDV oranlarından e, fiş keserek devlete vereceği vergiyi eksik ödeyenlerin başında restoranlar, kafeler, eczaneler geliyor. E, eczanelerde ilaçlar besin takviyesi gibi gösterilerek yüzde birden KDV kesiliyor. Restoran ve kafeler kahvaltı veya içkili yemek menüsünde fişi ekmek olarak olarak keserek işi kılıfına uyduruyor. Oto yıkamacılar dahi Araç yıkama hizmetinde KDV'sine %1 yazmaya başladılar açıklaması var. Bu konuyla ilgili seçim öncesi ve seçim sonrasında da bazı tartışmalar yaşanmıştı. Hemen bunu anlatalım aktaralım. E maliyetlerin artışından buna mecbur kaldıklarını ifade ediyor esnaf. E, ama e, hükümetin ilgili bakanlıkların açıklaması da bu konuyla ilgili e, böyle olmadığı yönünde. Hatta geçtiğimiz günlerde bir tevatür de çıkmıştı. Katma değer vergisi oranları artırılacak mı diye. Bununla ilgili bir düzenleme olmuştu. Ort tartışma olduktan hemen sonra Mehmet Şimşek, Hazine ve Maliye Bakanı açıklama yaparak konunun bununla alakalı olduğunu yani bu hukukun arkasından, yönetmeliğin arkasından dolaşma meselesinin önüne geçmek için yapıldığını söylemişti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın bir sosyal medya paylaşımı var. Saatler 8'i gösterdiğinde her gün bir operasyon haberi duyuruyor. Bunlardan bir yenisi, Bursa merkezli 7 ilde düzenlenen Mahsen 23 operasyonlarında elebaşılığını Hakkı Saral'ın yaptığı Ümit Saral'ın kardeşi cezaevinde olan organize suç örgütü çökertildi. Operasyonda elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 24 şüpheli yakalandı açıklamasını yapıyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bu sosyal medya paylaşımında. Şimdi durum bu şekilde. Dönelim bir kez daha gazetelere. Sokak köpekleri sorununu çözdü başlığı var. Çözün başlığı var. bir yandan da Sabah gazetesinde çok uzun süredir konuştuğumuz konulardan biri. Aksaray'da lise öğrencisi Zeynep Yıldız 5 sahipsiz köpeğin saldırısı sonucu yaralandı. Zeynep Panikledim, koşmaya başladım, yaşadığım korkuyu unutamıyorum açıklamasını yapıyor. Sokak köpekleri sorununa bir çözüm bulun çağrısını yaptı. Yine Aksaray'da bir köpeğin yaralanan Muhammed Ali Altınbaş'a ki 12 yaşındaki bir çocuk tedavi sonrası taburcu edildi. Geçtiğimiz hafta içerisinde de buna benzer bir olayı İstanbul'dan örneklemiştik, vermiştik. Aslında çok yaşanan bir konu ama diğer taraftan da hayvanlara yönelik şiddetin de farkındayız. Dolayısıyla bu nasıl çözülecek sorusu büyük bir soru işareti olarak uzunca bir süredir karşımızda duruyor. Milliyet gazetesine geçtik. Çocuklar eyvah eyvah başlığı var. Dünya sorunları, akıllı telefonlar, gerçeklikten uzak sosyal medya ve sınavlar nedeniyle çocuklar adeta kaygı bozukluğunun esiri oldu. Uyku sorunları, saç dökülmesi, egzama, depresyon belirtilerini gösteren bu durum için uzmanlar ebeveynler kendi endişelerini çocuğa yansıtmamalı, sorunları sakince konuşmalı açıklamasını yapıyor. Milliyet Gazetesi'nin ilgili haberi. Anayasa Mahkemesi'nde buzları eriten tören başlığı var. Bir bakalım nasıl bir açıklama var. Cumhurbaşkanı Erdoğan Anayasa Mahkemesi'nin 62. kuruluş yıl dönümü ve and törenine katıldı. Yeni seçilen Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya konuşmasında anayasaya göre yasama, yürütme ve yargı organları arasında hiyerarşik bir ilişki olmadığı gibi yüksek yargı organları arasında böyle bir ilişki yoktur. Daima iyi bir iletişimin bulunmasına ihtiyaç var diye konuştu. Can Atalay kararları sonrası Anayasa Mahkemesi ile gerilim yaşayan Yargıtay'ın Başkanı Mehmet Akarca da yine törendeydi. Başlığı var. Bu konu önemli. Çünkü Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesi Yargıtay kararıyla olmuştu. Buna muhalefet anayasa çiğneniyor diye tepki göstermişti. Anayasa Mahkemesi'nin eski başkanı tepki göstermişti. E, hükümetten daha doğrusu sadece hükümetten değil aynı zamanda e, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den de bu konuya ilişkin bir tepki gelmişti. Yani konu hukukun dışına çıkarak siyasi olarak da tartışılmıştı. Şimdi bu konu e, bu açıklamaların yapılması son derece önemli. Çünkü e, bu yargıdaki tartışma sebebiyle bir anayasa değişikliğine ihtiyaç var. Dolayısıyla anayasaya hemen değiştirmeliyiz ve yetkileri tanımlamalıyız diye iktidar temsilcileri tarafından açıklamalarda yapılmıştı. Merkez faizi sabit tuttu alt başlığına bakalım. Merkez Bankası politika faizini değiştirmedi yüzde %50 50'de sabit tuttu. Karar metninde aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yansınana kadar sıkı para politikası duruşunun sergileneceğinin altı çizildi. Anayasa tartışmalarını yine siyasetin sıcak başlıkları arasına girmiş durumda. Meclis Başkanı Kurtulmuş'un salı günü CHP lideri Özel'le görüşmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Özel arasındaki görüşme de Perşembe ya da Cuma günü yapılacak buna işaret ediliyor. Bu görüşmelerde CHP yeni anayasa müzakereleri için iyi niyet ve güven arttırıcı somut adımlar beklediğini muhataplarına yani Cumhurbaşkanı'na iletecek. Bunu da aktarmış olalım. işte az önce Can Atalay kararı ile ilgili o tartışmanın anayasa tartışmasına döndüğünü söylemiştik. Bu konuyla ilgili artık bir görüşmenin olmasını Perşembe ya da Cuma günü Erdoğan ve Özel arasında bekliyoruz. Bu seferki sevinç gözyaşı. Mısra Öz, Tren kazasında ölen Oğuz Arda Selin ardından hukuk mücadelesi başlatmıştı. Yıllardır adalet diye haykırıyor Arda'nın annesi. Bu kazanın da sembol isimlerinden biri Oğuz Arda Sel. Küçücük bir çocuk hayatını kaybetti. Çorlu'da 25 kişinin hayatını kaybettiği, 328 kişinin yaralandığı tren kazası ile ilgili 13 sanığın yargılandığı davada 6 yıl sonra 20. duruşmanın ardından artık karar çıktı. 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Halk Eğitim Merkezi salonunda görülen davanın 20. duruşmasında son sözleri sorulan tutuksuz sanıklar beraatlerini talep etti. Mahkeme heyeti açıkladığı kararla sanıklardan 9'unu 8 yıl 4 ay ve 17 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırdı. 4'ü beraat etti. Aileler kararın ardından duruşma salonunda birbirine sarılıp gözyaşı dökerken Kazada 9 yaşındaki oğlu Oğuz Arda Seli kaybeden ve davanın sembol isimlerinden biri olan Mısra Öz, mahkeme çıkışında yaptığı konuşmada yöneticiler yargılanmadığı sürece Çorlu tren katliamı davası kapanmayacaktır mesajını verdi bir kez daha. Kim hangi cezayı aldı alt başlığı var. Bakım Müdürü Mümin Karasu 17,5 yıl, Bakım Müdürü Turgut Kurt 16 yıl, 3 yıl, Bölge Müdürü Nihat Aslan 15 yıl, Bakım ve Onarım Şefi Özkan Polat... 13 yıl 9 ay ve mühendis Baran Önder 10 yıl ceza aldı. Diğer sanıkların cezaları da sayfa iç sayfada yazıyor ilgili gazetede. Şimdi TikTok son zamanların en çok konuşulan sosyal medya mecralarından biri. Ya tam kontrol ya da kapatma başlığıyla duyurulmuş Amerika Birleşik Devletleri sosyal medya devi. TikTok'u hisse devrine zorluyor. Türkiye'de platforma karşı etkin tedbirleri gündeme getirecek. Kurulması planlanan internet değişim noktalarıyla TikTok verileri güvenlik makamlarınca daha sık denetlenebilecek. Eğer yurt dışına veri aktarımı sorunu kökten çözülemezse Türkiye'de TikTok'un yasaklanması sağlanacak başlığı var ilgili haberde. Bakalım nasıl konuşulacak bu? Özgürlük güvenlik dengesinde konuşuluyor. Özellikle sosyal medya mecraları son dönemde. Bakalım nasıl bir tablo ortaya çıkacak. Silahlara veda şartı Hürriyet gazetesinin manşeti bu. Hamas'ın önde gelen isimlerinden siyasi büro yetkilisi Halil El Hayya İstanbul'da İsrail'e tarihi bir çağrı yaptı. Hamas'ın silah bırakıp siyasi partiye dönüşmesi için İsrail'e iki şart sundu. İşte Hamas'ın dünyaya çağrısı. 1. 1967 sınırları dahilinde Batı Şeria ve Gazze şeridinde tam egemen Filistin devleti kurulmalı. 2. Uluslararası kararlara uygun olarak Filistinli mültecilerin evlerine geri dönüşleri sağlanmalı. İşgalciye karşı savaşan halklar bağımsız olduktan sonra partilere dönüşür. Milis güçler de milis orduya Milli Orduya Filistin kurtulursa e, ve kurulursa aynı senaryo Hamas için de geçerli olacak. Bunun için 1967 sınırlarında Batı Şeria ve Gazze'de tam egemen Filistin devleti kurulmalı. Uluslararası kararlara uygun olarak Filistinli mülteciler evlerine dönmeli. Hamas Filistin hükümeti kurmak için El Fetih liderliğindeki Filistin Kurtuluş örgütüne dahil olmak istiyor. Çözüm uzlaşmada. Halil El Hayya 1967 sınırları vurgusu Hamas'ın Filistin sorununa çözümüne dair yaklaşımında yumuşama sinyali anlamına geliyor. Bu açıklamaya İsrail ve Batı Şeria'daki Filistin yönetiminden henüz bir yanıt gelmedi. Evet bir e, yumuşama gibi görünse de ama istenen talepler İsrail'in gerçekleştirici talepler olmadığı için aslında bir rest de diyebiliriz bu konuya. Haklı bir talep ama bu talebi e, bırakın. 7 Ekim'den beri insanların, çocukların, kadınların üzerine bomba kusmayı dahi dünya engelleyememişken bu haklı talep gerçek olur mu? Ee, sanki yanıtı hayır gibi. Mustafa Kemal yolu tam 109 yıl önce Çanakkale'de düşman çıkarması başlayınca Mustafa Kemal kritik bir karar aldı. Düşmanı bir sürede olsa oyalamak için 17. tümenle Anafarta'lar yönüne doğru yürüyüşe geçti. Mustafa Kemal askeriyle o gece bu parkuru geçip düşmanı durdurmayı başarınca Anafartalar Kahramanı ünvanını aldı. İşte bu büyük komutan ve askerlerinin 24 Nisan'ı 25 Nisan'a bağlayan gece yürüyerek savaşın seyrini sehrini değiştirdiği 17 kilometrelik o parkur yenilendi. Mustafa Kemal yolu olarak açıldı. Parkur Tümen'in Ordugah kurduğu bir değirmenden e, başlıyor ve taş değirmen onarılıp eski haline getiriliyor. Ben de o yolda toprakta kefensiz vatan e, yatanları düşünerek yürüdüm diyor e, Hürriyet gazetesinin başkanı. E, muhabiri Savaş Özbey işte burada e, hakikaten önemli. Dün e, bununla ilgili törenler vardı. Genişçe bir parantezde açtık bu konuya. Bir kez daha bunu hatırlatalım. Her milli bayramda bunu hatırlatıyorum. Tarihi okumak, konuşmak, e, tartışmak son derece önemli ama özellikle çocuklara bu bilinci yerleştirebilmek için o noktalara gitmek de, tarihi orada konuşmak da hissetmekte, dokunmak da son derece önemli. Ankara'da Cumhuriyet'in kuruluşuyla ilgili özellikle ulus bir açık hava müzesi gibi adeta Kurtuluş Müzesi'nden yani 1. Meclis'ten 2. Meclis'e Cumhuriyet Müzesi'ne kadar ulusun her yanı o yapılan binalar, Saracoğlu Mahallesi bir devlet bir e, yeni bir vatan nasıl kuruldu dokunarak gitmekte fayda var. Tıpkı o yolu açan milli mücadele yolunu açan e, Çanakkale'deki direniş gibi. Çanakkale'de de o yolu Mustafa Kemal'in yolunu yürüdüğünüzde Congbayır'ına gittiğinizde, siperlerde dolaştığınızda farklı bir şekilde hissediyorsunuz ee, tarihte yazan, kitaplarda yazan, okunan hikayeleri. Ee, bir kez daha tavsiye edelim. Özellikle herkese gidip görmedilerse bu 57. Alay Yürüyüşü'ne de katılsınlar. Geçtik diğer gazeteye Yeni Şafak gazetesindeyiz. Kafe ve restoranlar mercek altında. Az önce bahsettiğimiz konuya ilişkin burada da bir denetim haberi var. Ticaret Bakanlığı e ekipleri 5 ilde restoran ve kafelerde denetimdeydi. İstanbul'da 3.101 iş İşletme denetlendi, 6.700 aykırılık tespit edildi, fiyat etiketi uygulamasındaki eksiklikler nedeniyle 22-23 milyon lira civarında ceza kesilmiş durumda deniliyor ilgili haberde. Amerika'da öğrenci intifadası önemli ve göndermeli bir manşet elbette. Filistin'deki birinci ikinci intifadayı biliyoruz. Dolayısıyla Amerika'da da o intifadalara atıfta bulunarak öğrenci intifadası deniliyor. Bizde konuya ilişkin Vietnam gösterileri gibi demiştik. Amerika'da Kolumbiya Üniversitesi'nde başladı bu Filistin'e destek gösterileri şimdi birçok üniversiteye yayılmış durumda. İsrail karşıtı tüm protestoları antisemitik deyip mahkum etmeye çalışan Biden yönetimiyle bazı eyalet valileri panikte. Polisin yüzlerce öğrenciye gözaltına aldığı baskınlar nedeniyle üniversitelerde savaş görüntüleri var, başlığı var. Hatta buraya bir alıntı da bir ekleme de yapalım. Temsilciler Meclisi'nin başkanı Polis bu işi durduramıyorsa asker de sahaya insin diyerek işi biraz daha arttırmıştı. Biraz daha sertleştirme taraftarına dönmüştü. Amerika'da insanların ölmesine hayır diyen öğrencileri durdurmak için yapılan bir tablodan bahsediyoruz. Cumhuriyet'teyiz. Cumhuriyet gazetesinde adalet eksik geldi başlığı var. Siyasi iklim değişti. Çorlu katliamı davasında 6 ay sonra karar çıktı. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 8 Temmuz 2018'de meydana gelen ve 7'si çocuk 25 kişinin yaşamını yitirdiği tren faciası davasında 4 sanığa bilinçli taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma suçundan 5 sanığa taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma suçundan hapis cezaları verildi. Diğer 4 sanıksa beraat etti. Memnunuz ama yetmez alt başlığında yaşamını yitirenlerin aileleri ve dava avukatları karardan memnunuz ancak yetmez. Bu yargılama başından beri eksik bir yargılamaydı. TCDD'yi bu hale getiren ve bu katliama yol açan özelleştirme politikalarının mimarları yargılanmadığı sürece bu yargılama eksik kalacak ifadesini kullandı. Ailelere destek için duruşmaya katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün belki de ilk kez 22 yıldır yerleştirilmiş cezasızlık kültüründen geri adım attıklarını görüyoruz başlığıyla e, davanın sonucunu değerlendiriyor. Mısra Öz, oğlu Arda'nın fotoğrafını paylaşıp, rahat uyu bebeğim, bu daha başlangıç diye yazdı. E, Oğuz Arda Sel bu kazanın, tırnak içinde kazanın sembol isimlerinden birisi. Annesi Mısra Öz'ün verdiği adalet mücadelesi de e, sembol mücadelelerden birisi bir hak arayışı olarak karşımızda duruyor ama yine az önce bahsettiği memnun uzama yetmez başlığıyla daha yeni başlıyor bu mesele diyor hayatını kaybedenlerin yakınları. Yarın kongre var. İzleyici yasağı kriz çıkardı. Başlığı var. İyi Parti'de kongre için geri sayım başladı. Kongreye izleyici alınmayacak olması partide tepkiye neden oldu. Kararın arkasında Akşener'in olduğu iddia edildi. CHP'de yeni üyeler bir alt başlık. O da milletvekili sayısı artacak alt başlığıyla duyurulmuş. Eski İyi Partili Yanık Ömeroğlu'nun ardından CHP'ye yeni milletvekili ve belediye başkanı katılımları da bekleniyor. Kurmaylar parti görüşüyle örtüşen herkese Kapımız açık açıklamasını yapıyor. İyi Parti'de seçim yenilgisinden sonra bazı isimler istifaya başlamıştı. İstifalar devam ediyor. Az önce biz de haberini verdik. Özellikle genel başkan yardımcılarının istifaları sürmekte. Ve istifa edenlerin bir kısmı da Cumhuriyet Halk Partisi'ne katılmaya başladılar. Bakalım nasıl devam edecek. Akşamdayız. Jordan imzalı 5 milyon lira başlığı var. Gümrükte kalan... Jordan imzalı ayakkabılar ihaleyle satılacak. Ticaret Bakanlığı gümrükte terk edilen Michael Jordan'ın e, imzalı 3 çift ayakkabıyla ihaleye çıktı. 3 çift ayakkabısı için e, ihaleye çıktı. Ancak 5 milyon liradan başlayan ihalenin ilk 2 turunda teklif veren olmadığı deniliyor ilgili haberde. Sen ne yaptın hocam başlığı var. 23 Nisan gösterisinde küçük kız Dilan Polat'ın enerji şarkısıyla dans etti. Finalde polis kılığındaki iki öğrenci koluna girdi. Kareografiye tepki yağdı başlığı var. Alt başlıklarına bakalım bu haberin. Karaman'da bir okulda hazırlanan 23 Nisan gösterisinde kara para aklama suçundan yargılanan Dilan Polat'ın bu davasına bir gönderme yapılıyor. Minik bir öğrenci, bir kız öğrenci Polat'ın enerji şarkısıyla bir süre sahnede dans ediyor. Müziğin bitimiyle birlikte polis yeleği giyen iki erkek öğrenci küçük Dilan'ın yani Dilan Polat'ı taklit eden oradaki çocuğun koluna giriyorlar. Sahneden çıkarıyorlar. Görüntülerin paylaşılıyor bir de bu görüntüler matahmış gibi. Sonra Milli Eğitim Bakanlığı inceleme başlattı. Öğrenciler için pedagog görevlendirildi. Nereden tutsanız 23 insanın hiçbir şekilde anlamamış bir öğretmen ve okul yönetimi herhalde. Böyle bir tablo nasıl olabiliyor? Bir soru işareti. Bakalım bununla ilgili de bir düzenleme olacak mı? Ona da bakacağız. Soykırım ortaklığına genç öfke. Yani Amerika'daki gösterilerden başlıyor. Harvard, Yale, e, MIT, tüm bunların aralarında olduğu üniversitelerde öğrenciler polis şiddetine rağmen Filistin için gösteri düzenliyor başlığı var. E, 72'deki protestolar bakın hemen e, sol tarafta görülüyor. Gösteriler Amerika'nın Vietnam Savaşı'na karşı yapılan eylemleri hatırlattı. Biz de aynı manşeti kullanmıştık 2024 yılında da. Şimdi Filistin'e yapılanlar, Filistin Amerika'nın göz yumması, İsrail'in... E, 7 Ekim'den bu yana orada kan kusması protesto ediliyor. Bakalım nasıl sonuçlanacak Amerika'daki eylemler takibi sürdüreceğiz. Postada dünyada tek başlığı var. Anzak koyu, Jong Bayır diye alt alta sıralanmış. Çanakkale Kara Savaşları'nın 109. yıl dönümünde hem Anzakların hem de onları durduran 57. alay şehitlerinin torunları buluştu. Dünyada benzeri olmayan bu buluşmada Avustralya ve Yeni Zelandalılar dedelerini Anzak koyundaki şafak ayiniyle andı. Binlerce Türk genci de tıpkı 57. alayın yaptığı gibi Jong Bayırına 5 kilometre yürüdü. Tarihin en kanlı savaşlarından birinin yaşandığı Çanakkale her yıl 24 Nisan'ı 25 Nisan'a bağlayan gece Anzakların torunlarına ev sahipliği yapıyor. Binlerce kilometrelik... E, o uzaktan gelen binlerce kişi Şafak Ayni ile dedelerinin karaya çıktığı ilk yer Anzak Koyu'nu daha doğrusu sonradan Anzak Koyu olan o koyu Atatürk'ün dediği gibi Mehmetçiklerle koyun koyuna Gelibolu'da topraklarında yatan dedelerini anıyorlar. Aynı saatlerde yine Gelibolu topraklarında Türkiye'nin dört bir tarafından gelen binlerce genç Anzaklara canı pahasına direnen 57. alayın ve 27. alayın askerlerini almak için bir vefa yürüyüşü yapıyor. Gençler tıpkı Atatürk'ün ben size ölmeyi emrediyorum sözüyle yola çıkan dedelerinin yaptığı gibi Ecabat'la Congbayır'ı arasındaki Mesafeyi ellerinde bayraklarla ve o dönemin kıyafetleriyle yürüyor. Başlığı var hem işte Congpayır'ındaki fotoğraf hem Anzak Koyun'daki fotoğraf o şafak ile karşımıza çıkıyor. Atatürk'ün 1934 yılında Anzaklar için söylediği sözler de savaş tarihine centilmenler savaşı olarak geçen bu savaşın bir lider tarafından oradaki komutanlardan biri olarak nasıl bir yüce yüreklilikle anlattığını aktarıyor. Bir kez daha okuyalım onu. Bu memleketin toprakları üzerinde kanlarını döken kahramanlar. Burada bir dost vatanın toprağındasınız. Sizler huzur ve sükun içinde uyuyunuz. Sizler Mehmetçiklerle yan yana koyun koyunasınız. Uzak diyarlardan evlatlarını harbe gönderen analar, gözyaşlarınızı dindiriniz. Evlatlarınız bizim bağrımızdadır. Onlar bu toprakta canlarını verdikten sonra artık bizim evlatlarımız olmuşlardır. Bu son derece önemli. E, büyük bir yüce yüreklilik kendi e, toprağını işgale gelen e, anzaklarla ilgili bu şekilde bir ifade kullanıyor. Tabii ki anzakların da... E, Oraya gelişiyle ilgili İngiltere içerisinde de çok büyük tartışmalar yaşanmıştı bildiğiniz gibi. Yeni Zelanda veya Avustralya'da da e, niçin gidiyoruz diye bir çağrıyla, bir kral çağrısıyla, niçin yapıyoruz diye kendi işlerinde, kendi özgürlüklerini kazanmaları anlamında da son derece önemli kırılma noktalarından biri. Bu savaştan sonra da dostluğun pekişmesi anlamında son derece önemli anlardan biri. işte bu şekilde Atatürk tarafından özetlendi. Posta gazetesinden Türkiye gazetesine geçiyoruz. E, sert frenle tasarruf başlığı var. Kamuda sıkı tedbir dönemi Şimşek'in talimatıyla ilk etapta 500 araç satışa çıkarıldı. Belli yetkililer dışında artık her isteyen makam aracı kullanamayacak. Kamudaki yeni tasarruf tedbirlerinde şu anda sayıları 115 bini bulan makam araçlarının bir kısmının satışa çıkacağı söyleniyor. Satışıyla başlanıyor. Maliye Bakanı Şimşek'in talimatıyla ilk etapta 500 araç satışa çıkarıldı. İkinci etapta bin araç daha satışa konulacak. Satışlar etap etap devam edecek. Elde edilen gelirlerin tamamı hazineye verilecek. Belli görevliler dışında makam aracı kullanılması yasaklanacak. E, ayrıca kamuda demirbaş alımında kırtasiye giderlerine kadar birçok kalemde kesintiler yapılacak. Ağırlamalar kısıtlanacak. Servis araçları kaldırılacak başlığı var ilgili haberde. Bakalım nasıl bir tablo ortaya çıkacak bu tedbirlerle alakalı. Kamuda tasarruf denilince. E, nasıl uygulanacağına ilişkin ya da uygulamada nasıl olacağına ilişkin soru işaretleri var. Onu da ilerleyen günlerde bu konu netleştikçe göreceğiz. İlk adımının bir araç satışı ile olduğu söyleniyor Türkiye gazetesinde. Son olarak Yeni Birlik gazetesine geçtik. Konular netleşti. Üç temel başlık. CHP lideri yargı krizinden ekonomik sorunlara, dış politikadan partisine geçen belediyelerin borç sorunlarına kadar kapsamlı bir dosyayla masaya oturmaya hazırlanıyor. Erdoğan'ın gündeminde gündemindeyse yeni anayasa başlığı var. Mayıs ayının ikinci ya da üçüncü gününde üçünde yapılacağı beklentisi oluşan Özel Erdoğan görüşmesinde birden çok konu başlığı taşımayı planlanıyor. Ziyarete ilişkin değerlendirmelerde bulunan CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir, Özer'in ziyaretinde dile getireceği konuları üç temel başlık altında sıraladı. Birincisi, halkımızın içinde bulunduğu temel sorunların gündeme getirilmesi. İkincisi, Türkiye'de özellikle anayasal düzeydeki hak ihlalleri, bazı konularda yargıda adım atılması gerekiyor. Can Atalay bunlardan biri, bunu Özgür Özel de ifade etmişti, Can Atalay meselesini konuşacağım diyerek. Üçüncüsü de, şu anda Türkiye'nin uluslararası alanda yaşadığı sıkıntılar yani dış politika olarak karşımıza çıkıyor. Bakalım bundan sonra önümüzdeki hafta bu görüşmeden sonra bir açıklama yapılacak mı? Birlikte belki bir açıklama yapılacak. Türkiye'nin çok uzun süredir görmediği bir tablo bu. iktidar ve muhalefet temsilcilerinin birlikte hareket etmesi, konuşması, açıklama yapması görüşmelerinden sonra. Son olarak 15 Temmuz darbe girişiminden sonra olduğunu bir kez daha hatırlatalım. Tüm liderlerin birlikte bir açıklama yaptığı tablo olarak. Demokrasinin yeni kapısı olarak yeni kapı mitingini de örnek gösterebiliriz buna. Dünya ölçü İçerisinde bir müfredat eğitimde yeni dönem Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yeni müfredatla ilgili çalışmayı bugün öğleden sonra kamuoyuyla paylaşacaklarını söylüyor. E, siyaseten tartışılan bir konuydu. Bakalım nasıl bir e, açıklama yapılacak müfredatta ne gibi bir değişiklik olacak. Çünkü muhalefetin çok sayıda eleştirisi vardı. Acabalar içeren eleştiriler o acabalar giderilecek mi bugün göreceğiz. Enflasyonu düşürün. Halkın mesajı net başlığı var. Amerika'da temaslarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, CNN International'dan Richard Kesel konuştu ve Şimşek seçim sonrası program daha güçlü ve sahiplenildi çünkü halkın mesajı netti. Enflasyonu düşürün başlığıyla duyuruyor. E, bu şekilde halkın bize verdiği tepki budur diyor. E, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek. Şimdi reklam. Sonra buradayız.